Selam millet, Dede Oyunlar'da tekrar birlikteyiz. Kardeşlerim, biricik karınca kolonimize, minik karıncalarımıza kaldığımız yerden yeni bir bölümle devam ediyoruz. Hemen şöyle bir gelelim, seç diyelim. Şuradan bir tane mantar alıp biz de kraliçe karıncaya götürelim. Çünkü yeterince hızlı adam üretemiyor. Çok acıkıyor. Durdum orada, sen onu bir ye. Ondan sonra hemen bir tane yumurtla. Sonra ben de hemen şunu sana bırakacağım. Bir tane daha yumurtla. Onu beslemeye yetişemiyorlar. Ben de burada yardımcı oluyorum. Gördüğünüz gibi vatandaş oradan mantarı alacak da geri gelecek de oraya bırakacak da kraliçe o zamana kadar acıkıyor arkadaş. Hemen diyorum o bir mantar getirene kadar ben iki tane taşıyorum. İkinci bir adam koymak gerekmiyor. O yüzden yani hiç ikinci bir adamla uğraşmayalım dedim. Ben taşıyayım mentarları. Bak şimdi sen zaten dediğim gibi yine hemen acıkacaksın yine. Bıraktım. İşçilere gelelim. Diyelim ki 20 işçi yaprak, 20 işçi mantar, 10 işçi badem toplasın. Şöyle bir durum kontrol edersek eğer 21 tane askerimiz var. 53 tane işçimiz var. Neredeyse sınıra dayanmış. Canım. Bu ekranda kilitli kaldın diye mi öyle yapıyorsun? Ha, yürümüyorsun. Ben şöyle bir geleyim şimdi işçilerden seçtiğim şuna mantarı aldırayım. Bir tane daha adam çıkacak şimdi. Yine karnı acıkacak onun değil mi? Yumurtladım. Evet, karnı acıktı. İşçiler diyorum. Sen de yemek götürme artık. 13 tanesi mantara gitsin. Şunu ben bir bırakayım buraya. Toplamda 54 işçi. Bakalım 55 olacak mı? Oldu mu 55 işçi? Olmadı toplamda 55 işçi. Yine ben bir tane yemek getireyim ona. Şuraya geldim, seç, al. Mükemmel. Yemeğini getiriyorum. Zaten sınıra dayanacak. Daha da fazla karnım aç demeyecek ondan sonra. Galiba oldu. 55 olmuş tane. Evet, 55 olmuş tane. 55 tane olmuş değil ama 55 olmuş tane. Şimdi mantar mankuzumuzu yine şöyle bırakıyoruz. Şuraya gelip bırak diyeyim. İşçiler diyeyim. 15 tane de buna gitsin diyeyim. Ama şimdi şöyle yapayım hatta ben 15 ona 15 yaprağa gitsin diyeyim. 25 tane buraya gitsin diyeyim. Ondan sonra da yine mantardan şöyle orduyu seçerek yetiştir. 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 Bir daha yetiştir. Olursa son bir kez daha yetiştir diye 5 tane asker basıyoruz. Maksimum yumurta işte aynı anda bir sürü adam basabilmenin avantajı. Bakalım ne yapmışız. Kardeşlerim hemen şuradan kontrol edelim. Yiyecek merkezi level 7 olmuş. 70 tane işçi çalıştırmamıza izin ver şey 70 değil pardon bir sonrakinde 70. Yiyecek merkezimiz level 7. 55 tane çalıştırmamıza izin veriyor. Bir sonrakinde 70 olacak. Yaprak merkezimiz seviye 5. 1000 tane yaprak depolayabileceğiz. Bir sonraki seviyede şu anda 500. Tohum depolama merkezi seviye 3. 200 tohum biriktiriyor. Kraliçe seviye 3. Askerlerimiz seviye 2 çıkıyor. Yumurta bakım merkezi seviye 4. Maksimum 5 tane yumurta çıkartabiliyoruz. Toplama merkezimiz seviye 2. İçinde 100 tane bacak biriktirebiliyoruz. Seviye 1 kölelik merkezimiz var. Seviye 1, 2 öz su merkezimiz var. Henüz daha bunu kurmadık. Yaprak ve 50 tane bacakla biriktiriliyor. Şimdi onu kuracak mıyız? Bacakları toplayacak mıyız? Ne yapacağız? Buna karar vereceğiz. Önce bir dışarı doğru şöyle çıkalım. Haritamızı bir kontrol edelim. Kırmızı koloniyi ben yok etmiştim geçen videoda kardeşlerim hatırlarsınız. Bu iki video arasında bir gün geçti. Ben bir kere daha yok ettim onu. Hatta 1 saat 30 dakika sonra çıkacak diyor tekrar. Şurada bigler var savaşabileceğimiz. Ve bir tane örümcek var avlayabileceğimiz. Şimdi ben diyorum ki gelin hep birlikte bir örümceği avlayalım. Hatta şöyle yapalım biz o örümceği avlamak adına. Toplan diyeyim ben herkese. 10 tane askerim toplansın. Kaç askeriniz olursa olsun 10'u geliyor sadece. Ben anlamadım. Önceden sanki daha fazlası geliyordu gibi. Hatırlıyorum ama şu anda 10 tane geliyor. O yüzden çok da fazla kurcalamayacağım bunu. Şu anki durum bizi ilgilendiriyor. Örümceğin yakınına bir gidelim. Saldırı emri de verelim. Saldır. Oh, gayet güzel dalıyorlar Tarantula'ya. Tarantula da onlara karşılık veriyor gerçi. Bir tanesini yedi. Şimdi birini daha yiyecek galiba. Yiyebildi mi? Yiyemedi. Tarantula'yı yakala. Karıncalar onu kölelik merkezine götürdü. Bakalım şimdi kölelik merkezinde Tarantula'ya ne oluyormuş? Hep birlikte bir inceleyelim. Geri çekilin diyeyim size de. Çocuklar geri çekilin.
Şöyle bir gidelim bakalım kölelik merkezine şimdi. Kölelik merkezinde nasıl bir geliştirme uygulanıyor ona? 5 saniye, 4 saniye, 3 saniye, 2 saniye, 1 saniye. Köleleştiriliyor. Tarantula orduna katıldı. Wow. Gerçekten ordumda bir tarantula mı var artık? Evet. Evet. Ordumda bir tarantula oldu. Mükemmel. Hemen şu görevlere bir bakalım. Görevlerde bir tane yavatık yakala diye görev mi vardı? Oyuncuya karşı savaş kazan. Oyuncuya savaş kazanıyorum şimdi. Feromon topla. Onu da toplayacağız. Ha, bir yaratık yakalamamış gerçekten. Şimdi şunu kapatalım. Diyelim ki savaş. Savaşta Doktor Zeni'ye saldıralım. Onayla. Ha, asker 25 kişi Doktor Zeni'ye karşı savaşırken şey yapıyormuş ama bunu. Ordunun tamamını kullandırıyormuş gerçekten. Bu güzelmiş bak. Dalın çocuklar, dalın 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 dalın, hepiniz savaşın, öyle etraflarını sarın adamların, şey yapmayın. Abi 22 ne? 19 kaldı, benimki de 18 kaldı. Bu ne ya? Doktorun yaratıkları niye benimkilerden daha güçlü? Ha, 9 kaldı doktor. Ben 14'üm, doktor 9 kaldı. Doktor 8 kaldı. Doktor 6 kaldı. Dalın içeri. Dalın içeri. Doktor çok sakata geldi doktor. Tamam dur, doktor ona yaratını bırakalım. Hemen şöyle bir gelelim biz. Gel 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 gel, saldır. Fiti 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 fiti, kraliçeyi yiyelim. Fiti fiti yiyin kraliçeyi, fiti fiti yiyin. Bak kraliçe çünkü yeni adam basıyor. Onların içinden şey de çıkabilir, savaşçı da çıkabilir. Hiç gerek yok. Kraliçeyi fiti fiti yerseniz bu iş bitecek. İşte bu kadar. Doktoru tokatladık. Feromonu cepledik. Dede 1980, Doktor Zeni'ye tokat manyağı yaptı. 25'e 26 saldırdım. 11'e 26 kazandım. Bir sürü bonus aldım. Tamama da bastım. Feromonu cepledim. Daha nasıl anlatılır bu olay bilemiyorum. Harika savaşı kazandın. Diğer oyuncular da sana saldırabilir. Buna karşı dikkatli ol. Endişelenme. Eğer çevirirsen ya da kalkanın varsa sana saldıramazlar. Kalkanlar birisi seni başarılı bir şekilde sana saldırıp yendiğinde aktifleşir. Ayrıca dükkandan kalkan alabilirsin. Kendini savunmak için farklı yerlere birimlerini yerleştirebilirsin. Savaş penceresini aç ve defans penceresine geçip stratejini planla. Savaşı aç, defansa geç. Ha, 14 tane ikinci seviye askeri mi var? Yuvanın dışı, yuvanın içi ve kraliçe merkezi. Defans pozisyonları bunlarmış. Eğer yaratığın varsa sağ taraftan defansif pozisyonlara sürükleyebilirsin. Nereye kaç asker atayacağını çabuk yardımıyla belirleyebilirsin. Stratejini belirledikten sonra ata butonuna basarak değişiklikleri kaydet. Diyor ki 14 yaratığın. 6'sı dışarıda. 6'sı burada. 2'si kraliçenin yanında. Tamam. Yaratık ordusunu da buraya atayım. Yaratık ordusunu da şuraya atayım. Nereye atayım ya? İlginç. Ranking Darkfenya. Drakizlay. Norwop. Psikopat gibi oynamış millet ya. Şimdi ben bunu birazcık bırakayım şöyle kenara. Şuraya geleyim. Yine bir şeyler tamamladık ya biz. Yok feromon aldık, yok bir şey yaptık. Oyuncuya karşı savaş kazandı. Aslında doktora karşı kazandım ama neyse, saçma oldu. Feromon topla. Bu görevi de kazanmış olduk. Bir yaratığı feromonlarla cezbet. Al, al. Al, 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 al. Tamam. Şimdi şöyle bir şey uygulayacağız. Ben burada toplama merkezine geliyorum. Yaprak toplamayı iyice azaltıp 10'a indiriyorum. Badem toplamayı da 10'a indiriyorum. Buradan 35'e çıkartıyorum mantar toplamayı. Çünkü ciddi anlamda asker kaybettik ve ben biraz asker basacağım. Şuradan otomatik olarak basabiliyorum askerleri. Yine de ben sayısını bileyim diyorum, yaptığım asker sayısını. Tamam, bir sıkıntı yok. Çıktım. Yok, yok etme. Ne yap? Yok etme. Ne yapıyorsun? Gözünü seveyim. Çıldırma. Sakın böyle şeyler yapma yani. Aklını almak zorunda kalırım senin. Şimdi bu yaratığım benim nerede? Ben burada bu yaratığımı kullanmak istesem, ordu dediğimde, ordu değil toplan dediğimde, karıncalar birleşsin diye geliyor. 10 tane karınca geldi mesela benimle. Ordu dediğimde bu yaratığı da seçebiliyor muyum? Füzyonda ne?
İki birim seç diyor. İki birimi birleştireceksin diyor. Bu ne abi? Yaratık ordusu. Böyle mi koymam gerekiyor onu? Yaratık deposu. Yaratık ordusu. Yaratığım yok orduda. Toplan diyorum bir daha. Karıncalar birleşsin diyor bana. Canım benim. Karıncalar birleşsin, tamam. Bence de karıncalar birleşsin. Karıncalar kardeştir. Aksini söyleyen kardeştir. Ama bu karıncalar birleşsin de bizim bu örümcek nerede? Ben onu nasıl kullanacağım? Ben o kısmı tam şimdi şey edemedim yani. Niye kullanamıyorum onu? Peki kolonide sadece yaprakla yapılan bir şey var mı? Var aslında. Şu geliştirme var. Maksimum 70. Güzel. Devam etsin öyle. Yaprak ve mantarla yapılan var. Şu bademle yapılan var. 6 tane birden ya da askerler 3. seviye diyor. Bence bu askerler 3. seviye olsun. Zaten maşallahı var. 3 saat. Sonra ben feromonla belki bir şey çağırırım. Kolonide şu yaratığa bir daha bakalım. Karıncalar akıllı yaratıkları buraya alır ve köleleştirerek orduna katar. Burayı yükselterek başarılı olma şansını yükseltebilirsin. Peki, gayet güzel. Orduda şunu seçiyorum. Bir işe yaramıyor. İki tane daha yetiştirdim o zaman. Kapattım. Savaşta kaynak tükendiğini bir tane bul. Ha, bak çok güzel bir zamanda söyledim bunu. Savaşa basayım, sen yine kapan. Ben şöyle bir yukarı çıkayım. Haritamı açayım. Ne tükendi? Yaprak mı? Yaprak tükenmiş. Oo, şeye bak. Bala bak. Burnumuzun dibinde çıkmış bu seferki yaprak. Hem de 600'lük. Mükemmel. 600'lük yaprak çıkmış burnumun dibinde. Daha ne isteyebilirim ki? Karıncanın istediği bir diş yaprak. Doğa bize verdi. Kocaman bir yaprak. İyi olmadı ama olsun. İşte idare eder bir kafiye. Şuraya gelelim, bırak diyelim. Bakalım mantara dönüşüyor mu? Gerçekten yaprak işleniyor. Ha, öbür tarafta yaprağı bırakıyorlar. O yüzden daha kolay oluyor. Burada yaprak işlendiği için uzun sürüyor. Bekliyorlar yaprağın yanında biraz. Şimdi anladım aslında. Bir aydınlanma geldi bana. Feromonlar. Cezbet diye 3 tane feromonum olsa benim kaç tane feromonum var ki? 3 tane pembe feromonum var. Cezbet. 3 pembe feromonla bunu cezbet. Yakınlarda bir yaratık belirlendi. Peki. Feromonlarla birini cezbet falan gibi bir şey vardı. Kesin o oldu ha. Dur, bu kadar geride değil. Şişt, kendine gel. Kendine gel. Nerede? 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 Hadi. Hadi. En başlardadır o ya. Evet, en başta yapmamı bekliyordur benim bu görevi. Yapamadım diye çok üzülmüş hatta. Şöyle bir bakalım. Tamamlandı, tamamlandı, tamamlandı. Şu ortalara kadar gelelim. Buradan öncesinde bir şey yok zaten. Şuradan öncesinde bir şey yok. Bunu bilelim de bir kez yaratık füzyonla. Onu da yapacağım ya. Vallahi yapacağım onu da. Kaynak tükendi, yeni bir tane bul. Mükemmel. Oo, badem çok uzakta çıktı ama. Badem çok uzakta çıktı. Şimdi ben oraya bir gideyim ama o badem bizi sakata getirebilir. Bademin yanına gideceğiz diye çok yol kat edecek çünkü adamlar. Bakalım. Yani bak, gayet güzel. İşçilerin görevi güncellendi. Güncellenir tabii, ne zannettin? Benim şimdi savaşta, defansta o örümceği ben ne yapayım ki ya? Ata. Savaşarak 3 adet feromon topladıktan sonra yine bir yaratığı cezbedip yanına çekebilirsin. Çektim zaten. Ayrıca kırmızı kanıca kolonisi yok ederek de kazanabilirsin. Yaratığı cezbet. Babacım, zaten yaptım ben onu. Yapmasa mıydım keşke? Vallahi yapmasa mıydık? Yaptık ya şimdi biz onu. O görevi şimdi verdim ben sana diyor ama ya. Ben şöyle geleyim yuvamın yanına.
Toplan diyeyim. Bu ne abi? Benimle birlikte savaşın ya da savaşmayın gibi bir komut galiba o. Ordu bu kadar karınca. Yaratık ordusu da bu. Vallahi bir şeyi anlamadım. Yaratık nasıl yanımıza gelecek anlamadım. Ya da geliyor mu? Her halükarda bu böceğe dalarken o yaratığa ihtiyacım yok. Çünkü ben delikanlıyım. Karıncalarımla bu işi başarabileceğime inanıyorum. Sen de ne kadar uzaktasın be arkadaş ya. Neyse zaten onun yanına gidip oradan onu taşımayacağız. Yakala, pörçükte falan diyeceğim onu. O ne ya? Bu ne? Neyse dur bunu da şey yapacağım, bulacağım. Bunu da halledeceğim. Şimdi önce şu savaşı yapalım biz. Bu ne peki? Tırstım şimdi ben bunda. Abo bu peygamber devesi çok kötü şeyler yapabilir bize ha. Vallahi peygamber devesi var ya patır patır indirebilir bütün herkesi. 9 tane. 8 tane. Yedi tane. Neyse tahmin ettiğim kadar hızlı indirmedi. Yakala. Karıncaları onu kölelik merkezine götürdü. Güzel. Şöyle geleyim. Geri çekildiğim ben. Kendi karıncalarıma. Seç diyeyim buna. Topla diyeyim. Bir tek bu galiba zaten. Kocaman bir yumurtayı tek başıma alıp gideceğim. O ne be? 34 bacak çıktı içinden. Vay. İnanılmaz avantajlı bir şeymiş bu. Seç. Topla. Mantis orduna katıldı. 5 kristal. Bu nedir abi? Etrafta bol bol bunları toplamak lazımmış. Yımırta bonusları mükemmelmiş ya. Mantis orduma katıldı. Peki Mantisciğim, sen de orada değilsin artık büyük ihtimalle. Ordu dediğim zaman görünüyorsunuz. Seni ve seni füzyonla birimler aynı özellikte olmalı. Ha, ikisini füzyonlayıp daha üst bir seviye yaratığa mı dönüştüreceğim? Yaratık deposu. Yok depoda durmayacak bunlar ya. Bunlar orduda duracak. Ben emin gibiyim yani. Bu kadar da büyük konuşmuyorum ama emin gibiyim yani öyle olacağından. Şunu upgrade etme, bunu upgrade etmek için neyi upgrade etmek için bacak lazım ya? Ha, bunun için 50 yaprak 50 bacak lazım. Reçine merkezi. Kur. Bir dakika içinde kurarım diyorsun zaten. Şurada yukarıda bir tane yumurta var diyor yine. Ben gidip onu alayım ya. İçinden ne çıkar kim bilir. Heyecanlandım şimdi. Vallahi helecanlandım yani. Şöyle bir yukarı doğru çıkalım. Yukarıdaydı değil mi? Evet doğru gidiyorum. Ha gayret canım. Ulaşacaksın ona. Ha bu başka bir şeymiş. Topla dedim mi? Ne topladım ondan ya? Hiç anlamadım ne topladığımı. 23.59 oldu. Geliştirme tamamlandı ne güzel. Evimizde bir tane daha bölme oldu. Reçine bölmemiz oldu bir de. Yaprak bizim yuvaya yakın ya mahvettik, talan ettik yani. Anında taşıdılar yaprağı. Paskalya yumurtası. Şimdi ben koloniden paskalya yumurtası için bir şey yapabiliyor muyum? Hayır. Yapamıyorum. Görevlerde peki bu ne gelişti de böyle bir şey oldu? Bu görev tamamlandı. Onu bir yere bırakırsam boşa bırakacağım ama reçine merkezi kur. Tamam, reçine merkezi okey.
25 kez yaprak bitini yen, 50 ateş karıncası, yaprak bitini konvoyu 10 kez koru, Össü merkezini 6. seviye yap, Össü merkezini 4 yap, 3 yap, 15 yaratık yakala, yaprak depolama merkezini 7 yap, 25 feromon topla, yaprak depolama 6, diğer oyunculara 20 zafer, kırmızı karınca yuvasını 3 kez ele geçir, diğer oyunculara karşı 5 savaş kazan, 3 kez yaratık füzyonla 10 feromon topla, 1 yaratık füzyonla 5 yaratık yakala. Galiba bu kadar, evet. Bundan sonrasını artık yapmamışız. Ama şimdi sorun şu. Benim elimdeki bu şeyi nereye bırakacağım? Nereye bırakırsam yok olmaz. Nereye bırakırsam bırakayım yok olur gibi geliyor bana ya. Vallahi yok oldu. Evet işte böyle bazı hayatın zorlu yanları var. Acımasız yanları var. O değil canım. Şunu arttırırsak eğer 400 yaprak. Şunu arttırırsak 1000 yaprak için 300 mantar. İkisinden 100-100 verirsek 300 badem. Bence bunu da yapalım ya. İkisinden 100-100 verelim, 300 bademi şimdilik bir yapalım biz. Başka türlü olmayacak. Yoksa hiçbir zaman bunu arttıramayacağız. Bu bağcık için bunu da verelim. 100-100 verelim yine ikisinden. Nasıl yani? Ha, 100 badem istiyormuş. Pardon. 100 badem istediğini ben göremedim onun. O zaman savaş diyorum. Defans diyorum. Ranking diyorum. Mantis'i şuradan alıyorum. Şuraya atıyorum. Örümceği de alıp kraliçenin yanına atıyorum. Askerlerden bu 7 tanesini buraya atıyorum. 7 tanesini içeri atıyorum. 8 tanesini de kraliçenin yanına atıyorum. Ata diyorum. Saldır diyorum şimdi. Ama saldır demeden şöyle bir çıkıyorum. Orduya bakıyorum. Tamam, ordu cillop gibi duruyor. Savaş diyorum. Demiyorum saldır diye. Ordu diyorum. Hah, biraz adam yetiştirelim. Şunlar bir çıksın. 25-28 kişi neyse, öyle bir saldıralım biz. Bir saat 11 dakika sonra şunlar tekrar popacak. Ateş karıncaları da gelir herhalde. Ordu hala 22-23 oldu. 24 oldu. 25 oldu. 26 oldu. 27 oldu, 28, 29, 30 diye gidiyorum. Bizi çok kötü dövebilirler ha. Her şeye hazırlıklı olalım. Daha yeterince güçlü değiliz. Şuradan, koloniden şununla sayımızı hep arttırdık ya. 7. seviyede şu anda. 8. seviye yaparsam 70'e izin verecek. 9. seviye yaparsam 85'e, 10. seviye yaptığımda 100'e izin versin hadi. Ama savaşçıları bayağı yapabiliyoruz bildiğim kadarıyla. Yani şu anda bile popülasyon şu kadar, yani işte 3'te 2'si kadar savaşçı yaptım izin veriyor yapmama. Tamam, savaş. Çok fazla şey yapmayalım. Kalkan yok diyor. Oyuncu bul. Oyuncu aranıyor. Asker ordusu 30. Adamınki 85. Hadi mantisim var diye belki yırtabilirim. Bilemiyorum. Aa, adamın da böcüğü var. Aa, bir tane de buraya böcük koydum. Hadi, hadi, hadi. Saldırın, saldırın, saldırın. Herkes birbirine saldırsın. Adam böcükler benimkileri fena yiyor ha. Saldırıyı iptal et. Onayla. Cık. Olmadı bu. El alem, el alem bizden daha güzel ordu kurmuş. Demek ki... Bak, adamdan fazla, daha fazla kişi indirmişim ama demek ki neymiş?
Şimdi benim mesela kolonim burada. Benim kolonim de kalabalık. İşte mesela işçiler 55 tane, askerler 50 tane. Adamlarda da bununla ben burada atıyorum 50 askerle saldırsam adamlar beni ikisiyle birlikte karşıladığı için çok kötü dayak yiyebiliyorum. Demek ki daha bir sürü börtü böcek elde etmek. Ondan sonra birilerine artistlik yapmak gerekiyormuş. İşçilerimiz mis gibi çalışıyor. Şöyle işçileri bir kontrol edelim. Yemekte fazla. Sonrasında yaprakta ve bademdeler. Aynen o yemek taşımaya da devam etsinler. Ben de şuradan ordu kısmını açayım. Şunu da şöyle ayarlayayım. Yemek olduğu süre boyunca o yemeği harcayarak adam bas. Aslan parçası diyeyim. Demek ki oyunculara saldırmak için daha erkenmiş. Oyuncuya saldırmak için bir yapacaksın abi maksimum sayıda adam. 50 tane yapacaksın mesela. 4 tane de börtü böceğin olacak. Böyle değişik. Ondan sonra ağzını burnunu kıracaksın oyuncunun. Pataküte 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 saldıracaksın. O sırada bizi patlatma ihtimalleri çok yüksek ama. Saldırarak bizi sakata getirme ihtimalleri gerçekten çok yüksek. Peki şöyle bir bakalım. Premium eşyalar. Kalkan ne istiyormuş? 12 saatlik kalkan 200 kristal istiyormuş. Ay canlı yediğim ya. Hiçbir şey değilmiş canım. Hemen şey yapayım. Kalkan satın alayım bir tane. Kardeşlerim o zaman gelecek videolarda kolonimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Bir dahaki videomuzda yine bir kırmızı karınca kolonisi indiririz. Bir tane börtü indiririz. O zamana kadar eğer ben feromon biriktirebilirsem feromonla çağırır bir börtü daha indiririz. Börtü böcek gömçermelerine devam ederiz. Ben arada çok uzun süreler gerekiyor çünkü saatler gerekiyor gerçekten. Bu şeylerin upgrade olması için. O saatler geldikçe bunları yaparım. Upgrade'leri gerçekleştiririm. Biraz daha elimden geldiğince geliştiririm. Gelecek bölümlere kadar. Bir dahaki bölümde yine savaşlarla kaldığımız yerden devam ederiz karınca kolonimizde, maceralarımıza. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz her zaman olduğu gibi beğeni, yorum, paylaşımlarınızı destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize dikkat edin. Evet, maalesef bu video bitti. Ama her gün iki yeni video gelmeye devam edecek. Eğer izlediğini beğendiysen ve kanaldaki yeni videolardan haberdar olmak istersen ana sayfadaki abone ol butonuna basman ya da herhangi bir videonun içerisindeki Dedele Oyunlar logosuna tıklaman yeterli olacaktır. Dedele Oyunlar kanalımızda bugüne kadar yayınlanmış olan 2000'den fazla videoyu izlemek isterseniz videolar kısmından çok kolay bir şekilde bunları görüntüleyebilir ya da oynatma listelerinden seriler halinde yine bu videoları görüntüleyebilirsiniz. İzlediğiniz bir oyunla alakalı bilgi almak isterseniz hemen o oyunun videosunun altındaki daha fazla göster butonuna tıkladığınızda o oyunun varsa oynama linki ya da satın alma linki bulunacaktır. Fakat kardeşlerim asıl önemli olan Dedele Oyunlar oyun kanalımızı gerçekten beğendiyseniz bu duyguyu arkadaşlarınızla paylaşmanız ve bunun için maalesef burada bir buton yok. Yapmanız gereken dışarı çıkmak, arkadaşlarınızı kolundan tutup yakalayıp Dedele Oyunlar diye bir oyun kanalı var. Ben izledim çok beğendim. Sen de izledin mi diye neşeyle haykırmak. Kibarca da söylemeniz yeterli olabilir.